Zehra Nesrin Akçan, yani hepimizin tanıdığı ismiyle Nesrin Sipahi. O doğduğunda takvim yaprakları 29 Ekim 1934'ü gösteriyordu. Kırım Tatarı kökenli Adile Hanım ile İttihatçı Yusuf Akçan çiftinin kızı olarak İstanbul Yeşilköy'de gözlerini açtı dünyaya. İlkokulu Yeşilköy'de, ortaokul eğitimini ise Bakırköy Ortaokulu'nda tamamladı. Bakırköy'den sonra yazıldığı Cağaloğlu Akşam Kız Sanat Okulu'nda biçki dikiş kursu aldı. Daha sonra İngilizce öğrenmek için Sultanahmet Amerikan Dershanesi'ne gitti. Küçük yaşlarda başlayan sanata olan ilgisi ailesinin de dikkatini çekti. Verdiği bir röportajında 3 yaşından beri şarkılar söylediğini ifade eden Nesrin Akçan, aile dostlarından şan dersleri almaya başladı. Ondaki asıl yeteneği keşfeden kişi ise Ahmet Nuri Canaydın oldu. İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'nda Nesrin'deki cevheri gören Canaydın ona Türk musikisi dersleri vermeye başladı. Nesrin Akçan, Türk müziğinin yanı sıra Batı müziği ve şan dersleri de almaya devam etti. Kısa sürede yeteneği fark edilince usta isimlerin tedrisatından geçen Nesrin Akçan aynı zamanda çok çalışkandı. Sürekli kendisini geliştirmek isteyen Akçan, Şerif İçli'den de dersler almaya başladı. İlk evliliğini 1950 yılında henüz 16 yaşındayken kendisinden hayli büyük biriyle yaptı. Fakat bu evliliği mutlu gitmedi ve kısa süre sonra boşandı. 1951'de İstanbul Radyosu'nun sınavlarını kazanan Nesrin Akçan, stajyer sanatçı olarak burada bazı programlara çağrıldı. Profesyonel müzik kariyeri artık başlamıştı. İstanbul Radyosu'ndaki misyonunu tamamladığını düşünerek 1953'te Ankara Radyosu'nun imtihanlarına girdi. 1000 kişinin olduğu aday kadrosunda ilk 16'nın içinde yer almayı başardı. 10 yıl boyunca Ankara Radyosu'nda kadrolu sanatçı olarak çalışan Nesrin Akçan, Ankara Devlet Konservatuvarı'nın hocalarından da ders gördü. Radyoda çalıştığı yıllarda hayatının aşkıyla tanıştı. Ünlü sanatçı 23 Ocak 1957'de Beşiktaş'ın kurucularından Miralay Hasan Cemal Sipahi'nin oğlu Hasan Aldemir Sipahi ile nikah masasına oturdu. Artık o Nesrin Akçan değil, Nesrin Sipahi olmuştu. Ünlü sanatçı 1957'de ilk oğlu Yunus Emre'yi, 1968'de ise ikinci oğlu Can Demir'i dünyaya getirdi. Evlendiği için müzikten uzak kalacağı düşünülse de hiç de öyle olmadı. Sözlerini Ercüment Er'in kaleme aldığı "Rüzgardır gelir geçer sanmıştım" planı evlendiği yıl çıkardı. Ardından güçlü sesiyle peş peşe yeni plaklar doldurmaya devam etti. Müzikte kendisini kanıtlamıştı. Sıra oyunculuğa gelmişti. Ünlü sanatçı 1965'te başrolü Tamer Yiğit'le paylaştığı Kalbimdeki Serseri filmiyle beyaz perdeye adım attı. Bu film onun oynadığı ilk ve son sinema filmi oldu. Sipahi filmde hem sevgili rolünün zorluklarını yaşadı hem de eşi Hasan Aldemir çok kıskanç biriydi. Nesrin Sipahi bir röportajında sinema macerası ile ilgili şunları söylemişti. "Bir film yaptım, ona da pişman oldum. Tamer Yiğit'le oynuyorduk. Sevgiliyiz. Yönetmen sarılın diyor. Benim kalbim duracak gibi. Aldemir yanımda. Soluğunu duyuyorum. Sonrasında film teklifi geldi. Eksik kalsın dedim. Gerçi fena oynamamışım ama tövbe etmiştim." Sinema oyunculuğuna tövbe etse de Yeşilçam'a hizmet etmekten geri durmadı. 1965 yılında Yusuf Malkese'nin bestesi olan Veda'yı bir sinema filmi için okumuştu. Bu şarkı Nesrin Sipahi'ye altın plak ödülünü getirirken perde arkasında ilginç bir hikaye yatıyor. Yusuf Nalkesen kendi bestesi olan Veda'yı en başlarda hiç sevmemişti. Kimsenin okumasına da müsaade etmiyordu. Fakat bu şarkıyı Nesrin Sipahi, Ülkü Erakalın'ın Veda Bu Sesi filmi için yorumladı. Filmden sonra şarkı patlama yaptı ve plağa da kaydedilince satış rekorları kırdı. Nesrin Sipahi'nin bu başarısı ona altın plak ödülünü getirdi. Ancak plak şirketi ödülü beyaz eşya olarak ödedi. Ünlü sanatçı aldığı ödüllerle ilgili Ceren Arseven'e verdiği röportajında şunları söylemişti. "Plaklar sattıkça ödüller verilirdi. Altın plak dediğin üzerine altın yaldız sürmüşler, bir süre sonra kararan bir şey. Ben onun yerine ödül olarak bir televizyon almıştım. Daha o sıralarda televizyon yaygın bir şey değil. Benim televizyonum oldu. Dilşat olacak diye yine çok satan plaklarımdan olmuştu. Onun ödülü olarak da buzdolabı almıştım. Böyle böyle beyaz eşya, piyano, org almışlığım var. Veda Bu Sesi için de beyaz eşya göndermişlerdi. Ödüllerim sayesinde evimi düzdüm." Nesrin Sipahi 1968'de müzik tarzının dışına çıktı. Bebek ve Arkadaşımın Aşkı şarkılarını popüler müzik tarzında çıkardı.
Daha sonra Yunus Kara Mehmet planı çıkaran sipahinin bu tarzı çok beğenildi. Ünü artık Türkiye sınırlarını aşmıştı. Amerika'da 5 konser vermiş, Fransa'da da albüm çıkaran Nesin Sipahi 1971'de Sovyetlere bağlı ülkelerde 37 günlük turneye çıkmıştı. Kariyeri boyunca 5 farklı kıtada konser verdi. Almanya, Fransa, Rusya ve Azerbaycan konser verdiği ülkelerden sadece birkaçı. Turneler, ödüller, konserler derken gazino günleri de başlamıştı. Sahneye istemeye istemeye çıkan Nesrin Sipahi tam 32 yıl gazinolarda çalıştı. Şartlar zorlu, hele bir kadın için daha da zordu. Ailemi her zaman sanatımın önüne koydum diyen Nesrin Sipahi, zor gazino yıllarını ona her zaman destek olan eşi Aldemir Bey ve Mazbutlu sayesinde açtığını bir röportajında şöyle anlatıyor. Sanatımı en iyi sazcılarla en iyi şekilde icra etmeye çalıştım. Kıyafetlerime de elbette özen gösterirdim. Ama kostümlerimi asla yırtmaç açtırmazdım. Hiçbir zaman açık giyinmedim, dekoltem hep dozundaydı. Aile yaşantımda örnek olmaya çalıştım. Ön planı hep ailemi koydum. Hiçbir zaman şaşalı bir hayatta istemedim. Gazino dünyasında sadece gazinolar arasında değil, aynı gazinoda çalışan solistler arasında her zaman sert bir rekabet vardı. Nesrin Sipahi de bu rekabetten nasibini aldı. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en geniş oktavlı ses sanatçılarından biri olan Nesrin Sipahi'nin ismi artık Zeki Müren'in bile önüne geçmeye başlamıştı. Sanatçı egosu tabi, Zeki Müren de bu durumdan pek memnun değildi. Hatta Nesrin Sipahi'nin önünü kesmeye çalıştığı bile iddia edilmişti. Aralarında husumet olduğu söylense de Nesrin Sipahi yıllar sonra verdiği röportajında şunları söylemişti. Husumet değil de sürtüşme. Eski Taksim Belediye Gazinosu'nda Zeki Müren'in alt kadrosunda çalışmaya başladım. Karşısında iş yapan bir rakibi vardı. O yüzden kendisiyle aynı parayı verdirtip alt kadrosuna aldırmıştı beni. Birlikte çalışmaya başladığımız gün kulise bir liste astı. O listedeki 45 şarkıyı okumamı istemedi. Piyasada dönen hit olan 45 şarkıyı okumam yasaklanınca ne yapacağımı şaşırdım. Çünkü geriye bir şey kalmamıştı. Bunun üzerine ben de çıkıp Endülüs'te raksı söyledim. Onun söyleyemediği bir şarkıyı seçmiştim. Çok kızmıştı. Ünlü sanatçı Hürriyet'ten Behlül Aydın'a verdiği röportajında ise Zeki Müren hakkında şunları söylemişti. Allah rahmet eylesin, sözüm ağır olmasın, Zeki Müren bu işlere çok iyi oynadı. Birisi çıkıp da benim çalıştığım gazinolarda çalışmasını istedi. Ama sağlam olan yine yürüyordu. Nesrin Sipahi'nin adının geçtiği yerde özellikle Fenerbahçeliler merakla kulak kesilir. Çünkü usta sanatçının 1974 yılında seslendirdiği Yaşa Fenerbahçe Marşı hem Fenerbahçe tarafından resmi marş olarak tescillendi hem de günümüze kadar geldi. Yıllar geçse de eskimeyen o marş bugün bile Kadıköy Şükrü Saracoğlu'nda tüm tribünleri coşturuyor. Nesrin Sipahi, eşi Aldemir Bey koyu Beşiktaşlı olmasına rağmen Fenerbahçe için futbolcularla birlikte stüdyoya girerek bu marşı okudu. Usta sanatçı unutulmayan bu marşın hikayesini bir röportajında şöyle anlatıyor. O dönem Fenerbahçe Kulübü Başkanı Emin Can Kurtaran bir marş yazılmasını istemiş. Koyu bir Fenerbahçeli olan Fecri Evcioğlu ben yazarım demiş. Aranjmanı da Şerif Yüzbaşıoğlu yaptı. Şerif Viva Espana'nın bestesinde ufak değişiklikler yapıp Fecri Evcioğlu'nun sözlerini oturttu. 1974 yılında Yaşa Fenerbahçe Marşı'nı plağa okudum. Ama eşimden izin alarak elbette. Bir tane de Beşiktaş'a yapacağız diyerek ikna ettik ama olmadı. Ünlü sanatçının hayatı her zaman günlük gülistanlık geçmedi. 27 Mayıs 1960 ihtilalinde sorguya çekildi. Nesrin Sipahi sorguda yaşadığı olayı Star gazetesinden Bedir Acar'a verdiği röportajında şöyle anlatmıştı. Celal Bayar Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ben Ankara Radyosu'ndaydım. Özel toplantılarda radyo sanatçıları olarak köşke davet edilirdik konser vermek üzere. 27 Mayıs ihtilali olunca neden köşke gittiniz diye bizi sorguya aldılar. Sabahın köründe savcının karşısına çıktık. Fahri Kopuz Hoca da vardı aramızda. Yahu Hakim Bey, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı meyhaneden sanatçı çağıracak değildi ya, elbette devletin radyosundan bizleri çağırırdı dedi. Konu da kapandı. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da çoğu kez sahne alan Nesin Sipahi, gittiği her ülkeye yanında mutlaka Türk bayrağını da götürüyor. Ünlü sanatçı bir röportajında bunun nedenini şöyle anlatmıştı. Bazı konser salonlarında o ülkenin dev bir bayrağı olur, bizim Türk bayrağı ise el kadar kalırdı.
Tiflis konserinde bizde Büyük Türk Bayrağı yoktu. O yüzden böyle oldu dediler. Bunun üzerine sahneye çıkmak istemedim. 5 dakika sonra bütün bayraklar eşit büyüklükte ayarlandı. Bu olay üzerine yurt dışına çıkışlarımda yanımda Türk bayrağı taşıdım. Nesrin Sipahi magazinle arasına her zaman önemli bir mesafe koydu. Özel hayatıyla değil, sanatıyla gündemde kalmayı başarabilen nadir sanatçılardan birisi olmayı başardı. 16 yaşındayken yaptığı ilk evliliği çok uzun sürmeyen ünlü sanatçı Behlül Aydın'la yaptığı söyleşisinde "Siz hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna şu yanıtı vermişti. "Özel hayatım bana aittir. Niye deşifre edeyim? Benden sonra çocuklarım yaparsa bilemem. Ben öteki tarafta olacağım. Ben hayatta olduğum sürece istemiyorum. Yakında kitabım çıkacak. Bazı şeyleri anlattım, bazı şeyleri anlatmadım." Nesrin Sipahi'nin Türk sanatına verdiği hizmet devlet tarafından da ödüllendirildi. Ünlü sanatçı 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanına layık görüldü. Uzun bir süre sahnelerden uzak kalmayı tercih eden Nesrin Sipahi, 21 Ekim 2016'da Cemal Reşit Rey konser salonunda 25 yıl sonra ilk kez bir konserde sahneye çıktı. Aynı yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel ödülüne layık görülen Nesrin Sipahi, ödülünü 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. 1953 yılında müzik kariyerine adım atan Nesrin Sipahi, yüzlerce plak çıkardı ve 1500'e yakın Türk sanat müziği şarkısına güçlü sesiyle hayat verdi. O, Türk sanat müziği tarihinin şüphesiz en güçlü seslerinden biri. Müzik yaşamı boyunca yeri geldi sorgulandı, yeri geldi önü kesilmeye çalışıldı ama o sanatını en iyi şekilde icra etmekten hiç geri durmadı. Her zaman zirvedeydi ve bunu yapabilmek için çeşitli ayak oyunlarına hiç girişmedi. Naif ve mütevazi kişiliğiyle Türk halkının gönlünde taht kurdu. Kimimizin diline hiç unutulmayan Veda Buse'sini doladı, kimimize de tribünde coşkuyla söylenen "Yaşa Fenerbahçe'yi" armağan etti. İmza attığı her işle kalıcı olmayı başardı Nesrin Sipahi. Acısıyla tatlısıyla bir Nesrin Sipahi geçiyor bu dünyadan. Biz de 87 yaşındaki usta sanatçıya ömrünün geri kalanında sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.